Selamünaleyküm dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlere harika bir video hazırladım. Hem kırmızı vandettalı bir tane deste açacağız ve Zulu altını ve Zulu parasıyla nasıl envanter dizilir onu göstermeye çalışacağım. Umarım işinize yarar. Gerçekten bu video işinize yarayacağını düşünüyorum. Özellikle bilmeyen kardeşlerimiz için. Ve kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz kardeşlerim. Fazla uzatmadan hemen envanter dizimine geçelim. Videonun ortasında da bu güzel vandettalı desteği açacağız. Bakalım hangi iteme çıkacak, çok merak ediyorum. İnşallah kullandığım bir iteme çıkar. Kardeşlerim ilk önce ZP ile başlayalım. ZP ile bir hesap nasıl dizilir? Yani hangi silah almalıyım? Hangi eklentiyi almalıyım? Hemen markete gidelim. Silahlar. Makinalı. Yani makinalı kullanmak isterseniz uzun mesafeli ZP ile alabileceğiniz en güzel item şu anda M6 elverici kardeşlerim. Ama bunun artı 6 olması ya da artı 5 olması gerekiyor. Eğer buna alacak paranız yoksa, çünkü biraz diğerlerine göre pahalı bu. FNF alabilirsiniz ya da XCRL alabilirsiniz. FNF'ı ekleyelim. Zaten ben de günü olduğu için FNF'ı ekliyorum. Şu anda markette olduğu için ekleyemedim. Şöyle makinalı diyelim. FNF'ı ekliyorum. Uzak mesafe olarak. Sırayla gideceğiz kardeşlerim. Hemen set 2'ye. Önce silahları ekleyelim. Yakın mesafe olarak, ZP'li olarak hangi makineyi alabilirim diye düşünüyorsanız. Eğer ZP'niz varsa bu beleş ama bunu almayın kardeşlerim. Eğer ZP'niz varsa Chris Vector. Diğerleri yalan abi. Chris Vector'dan başka ZP'li olarak hafif makineli silah yok abi. Zaten benim oyunda en sevdiğim silahlardan bir tanesi de Chris Vector. ZP'li olarak. Tabii sizde bu şekilde eklentileri olmayabilir. İnşallah umarım ilerleyen zamanlarda siz kardeşlerimin de böyle güzel itemleri olur. Temennim odur. Şimdi kardeşlerim nişancıya gelelim. Nişancı olarak zaten alternatifler belli arkadaşlar. Yani belli itemler var ZP'li olarak. Bora'dan daha güzeli yok ZP'li de nişancı olarak. Geldik şöyle 3 iteme kardeşlerim. Zaten ZP'li olarak alabileceğiniz en güzel itemler. Sadece makinalı tartışılabilir. FNF'al da güzel bir item ama bir M6 el verici olursa tabii ki daha güzel olur. Emme ve lakin şöyle tabancaya gelelim kardeşlerim. Tabancadan şöyle market diyelim, silahlar, tabanca. Sizi asıl ilgilendiren konu burada aslında ekstralar olacak. Zaten bunları hepiniz biliyorsunuzdur ama ben yine de bilmeyen kardeşlerim varsa yardımcı olmak isterim. Tabancada Glock 17 mi Zigana mı tartışılır ama ben şahsen Zigana varken Glock 17'ye gidip de envanterimi tutmam. Çünkü yani en azından bir Türk tabancası ve Glock 17'ye göre Zigana bence daha güzel kardeşlerim. Şöyle çantamıza geldik. Günü bitmiş. Hemen Zigana'yı alalım. Arada oynuyorum zaten. Bütün envanterimi Zigana'yla donatırım abi. Glock 17 eğer elinizde varsa o da olabilir tabii ki de ama ben Zigana'yla değişmem şahsen. Gel gidelim şimdilik bıçağımıza. Bıçakta da kardeşlerim ZP'li olarak kullanabileceğiz en güzel bıçak hançer. Şöyle bıçak, ben de inşallah hançer vardır çantamda artı 5 olarak, yok diğer sattığım item muhtemelen. Eğer hançer yoksa ZP'li olarak ne ekleyebiliriz buraya elimizde olan? Bakıyorum şöyle markete gidelim, silahlar. Zaten hançeri de alabiliyorsun buradan. Ben yanlış yerde olduğum için biraz şey kaldım. Artı 6 basarsanız bir gölge, yani gölge kadar etkili olacaktır hançer. Şöyle hemen ekleyelim. Ya da artı 5 basabilirsiniz ama basmanız biraz zor olacak tabii ki de. Bomba bonus olarak markete gitmeye gerek yok. Çantamda var. Şöyle bomba bonus ve normal bomba olarak biliyorsunuz ki bunların bir tanesi zağlı, bir tanesi ZP'li. MK2 ZP'li iken gidip de bonus bomba, hiçbir etkisi olmayan bombayı kullanmam abi. Alırım bunu ZP ile basarım. Çünkü ZP'li artı 0'ı bunun verdiği artı 0'dan daha etkili. Bonus olarak yapabileceğiniz en güzel şey tabii ki de bu sis olacaktı ama sisi de artık önceden ekleyebiliyordunuz alta bomba üstte sis, şimdi artık ekleyemiyorsunuz. Sis eğer kullanıyorsanız artık bir tanesinden fedakarlık yapacaksınız. Örnek veriyorum ben hafif makinalı kullanırım, sisi atarım, rushlarım dersiniz. Tabii ki o zaman sis önemli kardeşlerim. Ama bonus olarak eğer zağınız varsa tabii ki bu iki itemi kullanabilirsiniz ama şu anda biz ZP'li bir hesap dizdiğimiz için bonusa gerek yok. Yani tamamen oyunu beleş oynamak istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar gel gelelim en önemli noktaya. ZP'li olarak ben bu ekstraları nasıl izlerim? Çok önemli kardeşlerim. Oyunda sizin profesyonel olmanızı sağlayacak etkenlerden bir tanesi. Ama ZP'ye ne kadar ilerleyebilirim?
İlerleyebilirsiniz kardeşlerim. Bakın hemen şunu alıyorsunuz. Bir günlük alıyorum çünkü bende zavallısı var. Ondan sonra bunu aldıktan sonra kardeşlerim bütün itemlerin hepsini ekleyin. Hızlı şarjör değiştirmek için. Hemen hızlı silah çıkartma. Yapıştır abi. Bütün hepsini ekle. Tabii ki bunları farklı yöntemleri de var. Eklemeyi de bilirseniz ama onu da söyleyeceğim neden olduğunu. Ondan sonra ekstralardan çelik yelek %5 yapıştır. Hepsini yapıştırır. ZP'li olarak hesaplıyorum şu anda. Slot 1 ve slot 2 boş kaldı ama ZP'de bunlara karşı yapacak bir şeyimiz yok kardeşlerim. ZP'li olarak dizebileceğiniz en güzel yöntem bu. Bunun daha ilerisi yok. Şimdi kardeşlerim hemen şu desteğimizi açalım. Ondan sonra Zara'ya geçelim. Şöyle kristalik durumda kalsın. Haydi bismillah diyelim. Önden şöyle bir iki tane falan deste mi açsam, öyle mi açsam diye düşünüyorum. Bir etkisi olur mu? Olabilir. Niye olmasın? Şöyle bir tane M4A1 alayım. Bir tane daha alayım. Şöyle destelere gelelim. Haydi bakalım. Dana'nın kuyruğu koptuğu yere geldik. M4A1 destesi yapıştırdım abi. Efsane 2 tane verdi. Şimdi bunlardan 2 tane efsane verince ben burada ne yapayım abi? Uçayım mı havalara kardeşim? Ne yapıyorsun sen Zula? Ciğerimi söktün be abi. Aa kamera düştü. Kamera düştü. Hemen şöyle düzeltelim. Umarım fail yerlere gelmemiştir bu kamera şu anda. Heyecandan kamerayı düşürdük abi. Şöyle çanta özelleştir. M4A1'e kabus sesler çıkmasını çok istiyordum. Ve çıktı, güzel oldu. Yapmış. Şu ürünü yakıştıramıyorum. Raptor'u çok berbat yapmışlar. Raptor desenim vardı zaten. Şimdi tekrardan bir tane daha açtım. Şimdi gel gelelim oyunun en can alıcı noktasına. Umarım kameram güzel gösteriyordur. Şöyle yaparsam. Zaten garantili 4 tane de altın deste veriyormuş. Haydi güzel bir şey ver. Kullandığım bir şöyle AK-47'ye falan versem var. M4 istemiyorum. AK-47 istiyorum abi. AK-47'ye verirsen dünyalar benim olacak şu anda. Haydi koçum. Haydi koçum. Haydi koçum. Haydi. Glock 18'e verdi ki ben Glock 18 kullanmıyorum be kanka. Kullananlar mutlaka vardır. Aslında çok güzel bir iteme verdi. Hani siz benim yerimde olsanız böyle havalara falan uçabiliyordunuz şu anda ama biliyorsunuz ki ben yüksek tepkiler veremiyorum. Glock 18'i kullanmıyorum. Git Glock 18'e verdin ya. Arkadaş. Nerede bu Glock 18? Süresi bitmiş onun da. Neyse. Şuradan bakalım. Özelleştir. Belki merak edenleriniz vardır. Bu Glock 18'i illa marketten almak mı gerekiyor envanterde görmek için ya? Bu Glock da artık iyice çığırından çıktı ya. Tabanca Glock 10 varmış bende zaten. Niye çıkmıyorsun orada? Ben mi göremiyorum? Ben mi körüm? Aga ben bunun desenini değiştirdim ya, göremedim, kusura bakmayın. Ön eklenti bakın kardeşlerim, çok şekil duruyor değil mi? Keşke şu AK-47'ye gelseydi, havalara uçardım gerçekten. Glock 18'e gelmesi benim için gerçekten şu anda yani kötü oldu. Desen olarak kabusu koyarsanız mükemmel bir kombinasyon yaptı. Üzüldüm be ya, öf. Aga be. Hemen kardeşlerim zalı nasıl dizerim ona geçelim. Şimdi zalı bir hesap dizmek istiyorsunuz kardeşlerim. Önce itemlerden başlayalım. Benim zaten elimde olduğu için markete girmeyeceğim. Bunun babası M4 abi. Zan'ın babası M4. Ama ben M4'ü şahsen kullanıyorum ama ben bir AK-47'ciyim. AK-47 varken M4'ü aramam kardeşlerim. AUK şu anda oyunun en iyi silahlarından bir tanesi ve Mehmetçik Pro da oyunun en iyi silahlarından bir tanesi. Tercih meselesi. Şimdi M4'ü niye tercih edersin? Biraz daha hızlı diğerlerine göre. Ama tabii ki de son güncellemeden sonra AUK da hızlı oldu ama M4 oyunun en güzel silahı. Yani psikolojik ben belki de size yani en rahat gelen M4 olduğu için o tercih ediliyor. Şahsen ben AK-47'yi tercih ederim eğer şu oyunda biraz daha güçlü olsa. Çok sekiyor. Fatih de tercih edilebilir ama bir AK-47 varken
Ben tercih etmem. M4'ü düzelim kardeşlerim. Standartı bozmayalım. Tekrardan hafif makinalı olarak birçoğunuz bunu bilmez. Oyunun en hafif makinası P90 dersiniz. Ama PP2000 dersiniz. Bilemedim. Chris Vector'da UMP dersiniz. Ama ben bir MP5 hastasıyım kardeşlerim. Bunu kullanmayan bilmez. Kullanan bilir arkadaşlar. Ki bir iteme artı 6 basacaksanız MP5'e basın. Pişman olmayacaksınız. Başka bir şey söylemiyorum. Hemen nişancıya geçelim. Nişancı olarak da AWP tercih edebilirsiniz. Ben AWP kullanıyorum genelde ama eğer hızlı silahlar yani hızlı tüfekler sizi nişanınızı bozuyorsa pardon DSL'e bir tercih edin. Bu benim tercihim. Ama siz Kar98 seversiniz, L11 seversiniz, K-Tak seversiniz. Ben DSL-1'ciyim abi. AWP DSL-1 kullanırım eğer bir turnuvaya katılsam. Kar98 kullanmıyorum zaten. Çok da hoşuma gitmiyor. Güzel bir item ama bir AWP varken Kar98'i ya da DSL varken tercih etmiyorum kardeşim. Ama sizin görüşleriniz farklı olabilir. Tabanca. Tartışılmaz Deagle'a. Deagle'dan başka tabanca kullanmam. Tabii ki Glock 18 ve M902'de kullanacağı yerler var ama Glock 18'i nerede kullanabilirsiniz? Eğer elinizde bir K-Tak varsa Glock 18 hızlı olur. Çünkü K-Tak yavaş. Dönene kadar adam gelip sizi vurur, Glock'la tarayabilirsiniz. Ama ben şahsen Glock'a karşı geldiğim için şu anda Glock'a koymuyorum. Çünkü Deagle'ı seviyorum. Glock 17 ile tercih edilebilir ama Glock 18 abi her şeyi bozuyorsun be kanka. Olmasan inan oyun daha zevkli olacak. Hemen bıçağa geçelim. Bıçakta usturanın üstüne bıçak tanımıyorum. Niye diye soruyorsunuz. Birebir vs attığınız zaman ustura gerçekten ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Ama ben görünüşe önem verdiğim için kelebek tercih ederim. Karambit tercih ederim. Ama ustura varken bunlarla birebir vs'de sizi ezer geçiyor abi. Başka da bir şey söylemem zaten. Çünkü çoğunuz biliyorsunuz. Bomba. Bombada ikili bomba abi. Yeni çıktı zaten. Artı altı olduğu zaman kaçırmıyor. Bir oraya bir buraya sallıyorsunuz. Bombanın nereye gittiği belli değil. Bakmışım adam ölmüş. Ama ben buna artı basmadığım için MK2'yi tercih ediyorum ki MK2 tercihim olacaktır. En önemli noktalar şu aslında şu ekstra özellikler. Bonus'ta da kardeşlerim ben çok Sis'le oynuyorum. Sis tercih ediyorum. Sis flash eğer rush atıyorsanız flash da önemli olabilir. Ama ben Sis'ciyim. Ekstralarda bakın kardeşlerim. Eğer nişancı tüfeğiniz varsa mutlaka %5 alın. Çünkü %5 almanız size etki edecek. Adamdan daha hızlı mermeniz gideceği için daha hızlı bir ölüm sağlayacaksınız. Çelik yelek %10. Sabotaj kitiniz varsa bunu kullanın kardeşlerim. Eğer sabotaj oyunu oynuyorsanız, herkes tek oynuyorsanız hızlı canlanma kullanın. Yani saat işareti olan. Tekme mici eğer %10 varsa %10 kullanın. %5 de alabilirsiniz. Hızlı doldurma olarak da %25 hızlı doldurma her zaman daha etkili olacaktır. Ben şu anda bu toplu yaptığım için değişti. Nişancı da bunu tercih ediyorum. Yakında hafif makinede tüfekli her şey karıştı. Pardon makinalı da bunu tercih ediyorum. Hafif makinalı da bu şekilde tercih ediyorum. Ekstra olarak da kardeşlerim ayarlar bölümünden DP ayarlarınız ne kadar düşük olursa fare hassasiyetiniz o kadar yüksek olacak. Yani HS'nizi eğer ayarlamak istiyorsanız bu çok önemli kardeşlerim. Çünkü hızlı şekilde yaparsanız silahınız çok hızlı döneceği için adamı kaçırabilirsiniz. Ama böyle alıştıysanız yapacak bir şey yok ama elinizden geldiği kadar düşük tutmaya çalışın. Ses olayını da ben şimdi kıstım. 1 ile 3'ü fullerseniz çok daha rahat ses kasabileceksiniz. Evet ben biraz daha kısayım şöyle. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.